Merhabalar, ben kitap yazarlarınızdan Gökhan Gökalp. Bu videomuzda sizlerle Trello üzerinde bulunan, To-do tabımızda olan kategori fonksiyonlarının eklenmesi ve ürün fonksiyonlarının eklenmesi maddelerini yapıyor olacağız. Öncelikle kategori fonksiyonlarının eklenmesini ele alalım. Bunu in progress bar'a çektikten sonra projeme dönüyorum. Hemen Solution Explorer üzerindeki API, controller ve kategori controller'a geliyorum. Daha önceki videolarımızda hatırlarsanız boş olarak bu kategori kontrolörü oluşturmuştuk bir deneme yapmak için. Ben hemen bu HTTP get verbine sahip olan get metodunu siliyorum. Ve zaten biz de ilk olarak get metodumuzdan kodlamaya başlayacağız arkadaşlar. Onun için bu kontrolörümüzün kullanacak olduğu engine, yani I kategori engine'imizin field'ını hemen buraya tanımlayalım arkadaşlar. Private read only I kategori engine ve kategori engine olarak isimlendiriyorum. Ve yine hatırlarsanız bizim DI framework'ümüz olan Castle Windstorm'un bunları initialize edebilmesi için, yani inject edebilmesi için constructor'dan parametre yöntemiyle constructor injection yöntemini gerçekleştiriyorduk arkadaşlar. Kendisi bunu otomatik olarak ele alıyordu. Hemen I kategori engine tipinde bir kategori engine gelineceğini söylüyoruz buraya ve tanımlamış olduğumuz bu field'a bu kategori engine'i eşitliyoruz arkadaşlar. Ve bu sayede kategori engine'imiz ayağa kalkacak, projemiz ayağa kalktığında. İlk başta dilerseniz hemen kategori engine interface'imizin içine gidelim ve get metodundan başlayacağımızı söylemiştik. Buraya task based olarak ilerlediğimiz için arkadaşlar ama task diyorum ve hatırlarsak yine geriye bir adet kategori response döneceğiz. Aynı şekilde, yani bir önceki videomuzda olan user response nasıl döndüysek, yani biz ne yapıyorduk? Request ve response mesajlarımız vardı. Kullanıcılar bize request mesajlarımızı gönderiyordu. Biz bunları alıp ilgili entitelerimize mapledikten sonra geriye tekrardan bu ilgili entitimizi ilgili response mesajlarımıza mapleyerek dışarıya sunuyorduk arkadaşlar. Tek bir template ve şablon üzerinden. O yüzden hemen ben buraya bir adet kategori response geleceğini söylüyorum ve bunun bir adet get metodu olacağını söylüyorum. Integer tipinde ve bir adet dairesi. Hemen arkadaşlar şu get'in sonuna async key'ini eklemeyi unuttum. Çünkü task based olarak bir metot geliştiriyoruz arkadaşlar ve bunun async olup olmadığını buradan hızlıca anlayabilmemiz için bu isim standartlarımızı koruyalım. Dilerseniz öncelikle bu kategori response'umuzu, yani bizim bu bir nevi contract'ımızı hemen girelim. Contracts'lar altındaki response messages'lardaki buraya arkadaşlar ekleyelim. Eklemeden önce dilerseniz buraya bir folder oluşturalım. Çünkü user response veya kategori response veya birçok response message'larımız olacak. Bunlar burada karışabilir arkadaşlar. Bu structure'ımızın daha hoş görünebilmesi için bir folderlama yöntemi yapalım. Aynı şekilde buraya bir adet de kategori ekleyelim arkadaşlar. Kategori ile ilgili işlemleri, yani response mesajları burada barındırırız arkadaşlar. Class kategori response ekliyorum. Hemen public diyorum. Bu folder oluşturduğumuzdan dolayı namespace'inin sonuna otomatik olarak nokta kategori ismini de ekledi. Ben bunu siliyorum. Çünkü ben tüm response message'larımı bu namespace altından erişmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar siliyorum bir standartizasyon için. Dilerseniz öncelikle resource access'imizdeki entity'lerimizden kategori entity'sini bir hatırlayalım. Bir adet base'den gelen integer tip herhangi bir gönderdiğimiz, yani biraz önce tip olarak integer gönderdiğimiz için bir ID'ye sahip int tipinde, bir adet name ve rank propertilerine sahip ve iki adet de navigation property'ye sahip arkadaşlar. Biz örneğimiz gereği name ve rank'i response'da dönsek yeter olacaktır. Bir de ID'sini dönelim ki hangi ID'li kategori olduğunu dışarıya sunabilelim. Oops, kontrol KD yaparken bunlar tamam. Ve hemen interface'imize geri dönelim. İlgili namespace'imizi hemen using bloğuna ekletiyorum otomatik olarak arkadaşlar. Ve ilk engine'imiz tamam durumda. Şimdi dilerseniz bunun concrete sınıfı olan hemen structure'larımızı şöyle birleştirelim. Business logic, business ilgili kategori engine'e geliyorum ve ilk oluşturduğumuz metodu eklemeye başladım. Eklemeden önce bu engine'lerimiz de bizim repository katmanımızla haberleşeceği için dilerseniz ilgili bu kategori engine'e tekabül edecek olan I kategori repository'nin interface'ini burada tanımlayalım yine aynı şekilde. Private read only I kategori repository
kategori repository, aynı şekilde constructor'ımıza inject edelim. Hemen tipini veriyorum. Kategori repository olduğunu söylüyorum. Ve aynı şekilde kategori repository eşittir. Kategori repository diyorum. Ve ilk metodumuz olan get'i implement edelim. Ve hemen arkadaşlar yine structure'larımızı her ne kadar solution düzeyinde yapıyor da olsa kod düzeyinde de gerçekleştirebilmek için bunları iyi bir region'ın altında toplayalım. Yani kopyalayalım. Kategori engine'ın üyeleri diyorum ben buraya. Evet, region. Arkadaşlar bu tarz bunlar gereksiz veya zaman alıyor veya nasıl anlatayım, yani saçma da görükse de projemiz büyük bir proje olabilir arkadaşlar ve farklı ortamlarda TFS veya Git gibi çoklu kişilerin çalışabileceği ortamlarda çalışıyor olabiliriz. Ekibimize herhangi bir yeni bir kişi katıldığında projenin içinde kaybolmaması için ve çok çabuk adapte olabilmesi için neyin nerede ve nasıl bulacağını aynı standartizasyona gidersek, bunları bu şekilde yaparsak arkadaşlar herkesin için daha iyi olur. Yeni gelecek olan kişi için de daha iyi olur. Hem zamanda kazanmış oluruz. O yüzden hem bu tarz standartlara önem verelim arkadaşlar. Faydasını zamanla göreceğiz. Hatırlarsak bir önceki videoda olduğu gibi, yani user engine'de bir tane wrapper metodumuz vardı. Bu wrapper metodu bizim için exception işlemlerini handle ediyordu. Loglama gibi işlemleri yapıyordu. Dilerseniz hemen hız kazanmak için user engine'imize gelelim. Bakalım get async metodunda gördüğümüz gibi bir tane execute with exception handled operation ismindeki bir function'ımız var. Bu function işimizi görecektir. Bunu kopyalıyorum. Aynı şekilde kategori engine içerisine yapıştırıyorum. Ve biz kategori repository ile haberleşeceğiz. Aynı şekilde bir adet ID'miz mevcut zaten. Fakat bize maplemek için user response değil, oluşturmuş olduğumuz kategori response lazım. Ve sen bizim için artık bir kategorisin ve ilgili mapper'ımıza da bu kategoriyi veriyoruz. Bakın arkadaşlar, çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde implemente işlemini gerçekleştirdik ilgili metodun. Şimdi kontrollerimize bir geri dönelim ve ilgili get metodumuzu tanımlayalım. Public task kategori response diyorum. Hemen using scope'una ekliyorum response messages namespace'ini. Get int id scope'larımızı açalım. Return i kategori engine nokta get async id. Bir projemizi derleyelim arkadaşlar. Herhangi bir yerde bir şeyler unuttuk mu bir bakalım. Şu an ready. Evet arkadaşlar, şu anda bu elimiz success olmuş durumda. Öncelikle bir SQL'imizi açalım. Kategori tablomuza bakalım. Herhangi bir kayıt var mı? Yok mu arkadaşlar? Emin olalım. Connect database online store tables categories. Hemen bir adet select tab çekelim. Hop, 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 hop. Evet, şu anda null durumda. API'mızı ayağa kaldıralım. Fiddler'la bir adet get isteğinde bulunalım arkadaşlar. Şu an tablomuzda her ne kadar bir şey olmasa da önemli olan bizim 200 statüsüne sahip olan herhangi bir response mesajımızı almak arkadaşlar. Yani metodumuzu başarılı bir şekilde implemente edebildik mi, edemedik mi? Fiddler açıyorum. Bir yandan da şuradaki URI'yi kopyalıyorum. Composer API. Bu bizim için bir kategoridir. Yani kategori kontrolörümüzde. Bizden bir adet hatırlayalım. ID istiyordu arkadaşlar. Get metodumuz. ID. Bir diyorum. Execute ediyorum. Ve 200 statüsüne sahip olarak bir response alıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir hataya sahip değil arkadaşlar. Status kodu 200 olacak şekilde geldi ve version numarası default olarak ayarladığımız için 1.0. Şu anda başarılı bir şekilde response aldık. Hemen bir adet kayıt ekleyelim arkadaşlar isterseniz. Edit diyelim. Evet. Buraya da arkadaşlar şunları genişletelim. En sıkıntılı kısım da bu, herhangi bir örnek geliştirirken burada kullanacak olduğumuz isimler. Bu kategorimiz ne olsun? Atıyorum bilgisayar. Renki tabii ki de bir olsun. Bir numaralı ID'ye sahip. İsmimiz bilgisayar ve renki bir. Aynı şekilde filter'a geri dönelim. Hemen Composer diyorum. Tekrardan execute ediyorum. Hops, bu sefer 500 statüsünü aldık. Güzel.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz önce debug time'da herhangi bir hata almadık. Yani kod yazarken herhangi bir değerler hatayla karşılaştık fakat runtime'da bir hatayla karşılaştık. Hatamızın ne olduğuna bir bakalım detayını isterseniz. Şuradan raw seçelim. Ups, uzun bir mesaj geldi. Güzel. Structure'ımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Error messages tag'inde bakalım ne diyor. Bir adet exception'ımız var. Missing type map configuration. Güzel. Arkadaşlar bu tarz nasıl anlatayım? AutoMapper tarzı bir tool'larla veya DI gibi bir framework'lerle çalışırken kod yazma sırasında herhangi bir hata almayabilirsiniz. Bu tarz hatalar genelde runtime'da çıkan hatalardır ve bulunması gerçekten en zor olan hatalardır arkadaşlar. Hiç ummadığımız bir yerde, ummadığımız bir şekilde bir şeyler unutabiliriz. Biz de hatırlarsak ne yapmamız gerekiyordu? Mapper'ımıza biz ne dedik? Sen bizim bir adet İşte atıyorum kategori engine'imiz var veya bir kategori entity'miz var ve bir de kategori response'umuz var. Bunu git bu da maple. Evet, biz bunu aslında engine'de yapmasını söyledik ama neye göre mapleyeceğini söylemedik. Buna register etmedik. Hatırlarsanız bir adet bizim registration'ımız bulunuyordu arkadaşlar. Core katmanımızdaki mappinglerimizin altında. Hemen gelelim arkadaşlar. Core common mappings. Gördüğünüz gibi arkadaşlar entities to response messages. Request to entities. Request messages to entities. Bizim burada neye ihtiyacımız var? Hemen user engine'e gelelim arkadaşlar. Kapatalım şunu. Kategoriyi de kapatalım. Kategori engine'e gelelim. Bizim burada neye ihtiyacımız var? Entity'mizi dışarıya bir kategori response olarak açmışız. Yani entities to response'a ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden ben buraya geliyorum. Mapper configuration nokta create map. Biz burada ne yapacaktık arkadaşlar? Entity'miz. İlk entity'miz yani tipimiz bizim kategori ve istediğimiz gitmesini istediğimiz tip kategori response. Şimdi tekrardan çalıştıralım arkadaşlar. Bu tarz hataların aslında video çekerken gerçekleşiyor olması güzel arkadaşlar. Emin olun bunları gerçekten bilinçli olarak yaptığımız şeyler değil. Farklı videolarımızda da oldu böyle şeyler. Bu tarz hatalarla aslında şu anda karşılaşıyor olabilmemiz, sizlere de bazı noktalarda fikir de veriyor olabilmemiz gerçekten güzel bir şey arkadaşlar. Composer, execute ediyorum tekrardan. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi şu anda nihayet 200 statüsüne sahip bir response aldık. Gördüğümüz gibi status kodu 200 ve result'umuza bakacak olursak ID'si 1, name'i bilgisayar ve renk'i 1. Evet. Şu anda get metodumuzu başarılı bir şekilde çalıştırabildik. Güzel. Controller'ımıza geri dönelim ve ikinci metodumuz olan create metodumuzu yaratalım. Yani bizim için add görevini görecek repository içerisindeki tanımladığımız veya yani herhangi bir kategori ekleyebilmemizi sağlayacak olan metodumuz arkadaşlar. Hemen aynı şekilde interface'imize gelelim. Task. Yine kategori response dönelim geriye. Buna da create async diyelim. Ve bu bizden artık bir adet ne diyelim kategori bir de yazabilirsem kategori create request isminde bir adet request messages alsın ve bunun ismi de kategori create request olsun. İsmini hemen kopyalıyorum. Kontraklarıma geliyorum arkadaşlar. Response messages'ta yaptığımız gibi aynı folderlama işlemini burada da yapalım arkadaşlar. Ki yine aynı standartizasyonumuzu koruyalım. Kategori. Aynı bir folder'ım daha. User. Bu oluşturulmuş olan iki pardon user'ları taşıyorum. Ve biraz önce kopyalamış olduğum ismiyle beraber kategorinin altında ilgili kategori create request'i burada oluşturuyorum. Hemen public markını ekliyorum arkadaşlar. Unutmadan yine aynı şekilde namespace olan kategoriyi siliyorum. Hız kazanmak için biraz önce oluşturduğumuz response mesajların altındaki kategorinin içindeki property'leri kopyalıyorum. Zaten bir create request'imiz olacağı için ID'ye ihtiyacımız yok. Name ve rank property'lerini alıyorum. Şu anda kategori create request'imiz hazır gibi gözüküyor arkadaşlar. Biraz önceki videoda olduğu gibi öncelikle şunu bir import edelim arkadaşlar using Bloon'a. Biraz önceki videoda unuttuğumuz gibi request messages to entity'simizi aynı şekilde burada mapping işlemini yapalım. Yani biz burada ne yapacağız şu an?
Bu sefer bize bir adet request mesajı gelecek ve biz bunu entity'ye mapleyeceğiz. O yüzden bu mapping işlemimizi burada gerçekleştirebiliriz. Mapper configuration, mapper, pardon, mapper configuration of the create map. Diyorum ki bir adet kategori create request gelecek ve ben bunu senin kategori entity'sine maplemeni istiyorum. Evet, bunun tanımlamasını unutmadan şu an yaptık. Evet, şu anda nerede kalacağımızı hatırlarsak interface'imizde ilgili metod imzasını tanımladık ve şu anda konkretimize hemen geri dönüyoruz. Ve şuradan hızlıca implement işlemini gerçekleştirelim. Bunu buradan siliyorum arkadaşlar. İlgili region tag'in içine alıyorum. Ve yine hız kazanabilmek için şunu kopyalayalım arkadaşlar. Yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar bizim öncelikle bir adet entity ihtiyacımız vardı. Çünkü repository'miz add işlemini yapabilmek için entity üzerinden yapıyordu hatırlarsak. O yüzden şu kısımları silelim. Buraya hatta kategorimiz kalsın. Burada ne yapıyoruz? Mapper nokta map diyoruz. Çünkü biraz önce mapper configuration'ı zaten tanımladık. Diyorum ki bana sen bir adet kategori ver. Ve ben sana bir adet kategori create request'i sunacağım. Hemen use scope'unu ekleyelim arkadaşlar. Bakalım geldim. Evet, data nokta entities buraya geldi. Evet, şu anda elimizde bir adet kategorimiz mevcut durumda. Ve şimdi bunu kategori repository'miz üzerine add işlemini gerçekleştirelim. Kategori ekliyorum arkadaşlar. Ve şimdi bunu save change işlemini yapabiliriz. Transaction'ımızı tamamlayabiliriz ve bu bizim easing bir metodumuzdu. O yüzden buraya evet diyelim ki gerçekten de gidip o task'i çalıştırsın. İlgili eklem işlemini yapıp buradaki oluşturduğumuz kategori entity'mizin id değerini değiştirsin ve geriye kategori response tipinde bu kategori entity'sini içerisine alıp geriye dönmesini söyledik. Hemen controller'ımıza geri dönelim ve bu metodumuzu hemen kodlayabiliriz. Aynı şekilde task kategori response dönecek geriye ve bu bizim post metodumuz olacak. Ve bu metodu arkadaşlar biraz önce oluşturduğumuz kategori create request'i body üzerinden bind edeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu bizim için bir adet kompleks model sayılıyor. Kompleks bir type. Bu tarz type'ları URI üzerinden bind edebilmek çok da efektif olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü çok fazla property'lere sahip olabilir. O yüzden bu tarz büyük modelleri genelde body üzerinden, genellikle değil yani sık sık gerçekten de body üzerinden bind etmek gerekmektedir arkadaşlar. Sizin eğer farklı işlerinizde, farklı logiklerinizde, kompleks type'larınız olursa biz şu anda zaten default olarak model binder'ları kullanacağız. Yani herhangi bir custom bir model binder yazmayacağız. Zaten nasıl custom olarak yazabileceğinizi kitabımızda zaten model binding bölümünde detaylı olarak değindik bu bölümler arkadaşlar. O yüzden eğer sizin öyle bir ihtiyaç duyarsanız ki yani kitabımıza da örnek vermiştik. Farklı atıyorum URI üzerinden renk kodları alırsınız, RGB kodları alırsınız ve bunları atıyorum ki tamamen işte integer değerleri işte bind edecek bir model binder'lara ihtiyacınız vardır. Bunları kendiniz custom olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden ben burada sadece klasik olarak from body üzerinden bind edeceğimizi söylüyorum ve benim bir adet kategori create request'imin olduğunu söylüyorum. Hemen kategori create request diyorum ve ilgili engine'ime bunu returnlıyorum. Kategori engine nokta create async diyorum ve bu request'imi kategoriyi create request'imi veriyorum içerisine. Tabii ki de bunu buraya da yanlış yazdık. Kategori create request ve şu anda ekleme işleminin başarıyla gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii önce bir projemizi derleyelim. Bir yerde herhangi bir eksiğimiz, gediğimiz var mı bir görelim arkadaşlar. Şu anda ready statüsünde ve build'imiz success'i verdi arkadaşlar. Hemen composer'ımıza gelelim. Biraz önceki gelmiş olan result'tan kopya çekelim. Rev tabına gelerek result'tan şu JSON syntax'ını kopyalıyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu bir validate edelim arkadaşlar isterseniz. Bu tarz işlemlerde validation işlemleri önemli.
Bakalım burada, evet, şuraları fazla kopyalamışız zaten. Validation. Evet arkadaşlar, bir hatamız var. Sonda bir adet fazla parantezimiz bulunmakta. Evet. Olur. ID'mize gerek yoktu. Zaten request'imizde böyle bir property sahip değil. Yeni kategorimizde artık ne olsun? İşte atıyorum cep telefonu. Sallıyorum tamamen. Bunun rengi de 2 olsun. Orada. Yeni request'imi kopyalıyorum arkadaşlar. Composer'a geliyorum. Sen bir post isteğisin. Senin body'in bu. Ve ben sana content type olarak bir adet application JSON gönderiyorum. Artık ID'ye ihtiyacımız yok. Çünkü direkt kontrol üzerindeki, yani kategori, yani kontrolümüzü direkt post edebiliriz. Çünkü buraya HTTP verbu olarak direkt post yazdığımız için otomatik olarak buraya zaten bu action'a düşecektir arkadaşlar. Bir bind edelim, execute edelim, bind işlemini gerçekleştirelim, bir bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda bir farklı hata aldık. 502. Fiddler connection fails. Güzel. Fiddler bir hata verdi. Soketimize bir sıkıntı var. Çünkü projemizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, video çekerken olabiliyor bu tarz hatalar. Mazur görün. Şu an evet, API'miz ayağa kalktı. Tekrardan Composer'ımızı çalıştıralım. Ve bu sefer 200 statüsüne sahip alabilecek miyiz? Diyelim ki tam aldık arkadaşlar. Evet. Şu anda 2 in ID'lesine sahip bir adet kategori eklendiğini söylüyor. Cep telefonu isminde ve renkinin 2 olduğunu söylüyor. Ve bir check edelim arkadaşlar dilerseniz. Şuradan hızlıca. Evet. Başarılı bir şekilde ekleme işlemi gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi bir sonraki metodumuza geçebiliriz. Bir sonraki metodumuz da update metodumuz olsun arkadaşlar. Hemen update işlemlerini gerçekleştiriyorum burada. Bu sefer arkadaşlar tam ters gidelim. Top to bottom mantığıyla yazalım. Öncelikle bu kısmı yazalım. Task. Yine geriye arkadaşlar kategori response diyelim. Çünkü sadece update işlemi yapacağız burada. Bu sefer arkadaşlar update işlemleri için kullanacak olduğumuz HTTP verb'ünü put yapalım arkadaşlar. Put diyorum buraya. Ve yine arkadaşlar ben bunu body üzerinden alacağım. Bunu burada söylüyorum. Ve bu sefer kategori create request değil, kategori update request alacağım. Ve buraya kategori, hatta bunu direkt bir sharpa bırakırsam, kendim yazmayı bırakırsam daha iyi olacak sanırım. Ve bunu return diyorum. Kategori engine nokta senin bir adet update async isimli metodun olacak ve sen bir adet kategori update request alacaksın. Öncelikle gelin bu kategori update request'imizi bir tanımlayalım. Hemen kontratlarımıza gelelim. Request message'lerin altında bulunan kategori folder'ımıza daha önce zaten tanımlamıştık buraya. Hemen burada bir oluşturalım. Ben buna public diyorum. Ve sonunda kullanan bu kategoriyi siliyorum. Update işlemi yapacağız. Bu yüzden hemen kategori response'umuzu tamamen alıyorum. Çünkü bir ID'ye ihtiyaç duyacağız burada. Ve bunu şu anda başarılı bir şekilde oluşturduk. Evet, burası da tanıdı. Şimdi sıra geldi engine'imize. İlk başta interface'ine de bir create ettirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi update async metodumuz geldi. Ve parametre ismi de şu anda doğru gözüküyor. Ve bunu concrete'imize hemen implement işlemini yapalım. Evet. Vay, bu sefer de direkt güzel. Kendisi otomatik olarak region için attı arkadaşlar, fark ettiyseniz. Şu anda gerçekten başarılı buldum. Hemen bir kopya çekelim arkadaşlar. Burayı kopyalıyorum olduğu gibi. Buraya yapıştırıyorum. Bizim zaten yine aynı şekilde bir adet kategori update request'imiz var ve bunun entity'ye maplenmesine ihtiyacımız var. Bunu veriyorum. Ve bu sefer biz add yapmıyoruz. Yine bir pozisyonumuz üzerinde bulunan update metodunu çağırıyoruz. Update işlemini save change ile yine gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yine evet diyoruz burada ki bu task'in çalışmasını istiyoruz burada. Ve çalıştıktan sonra geriye yine kategori response'u bu ilgili kategori kullanarak geriye dönmesini istiyoruz. Bir güncelleme işlemi yapalım arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. Evet, şu anda build'imiz success'i verdi. Hemen filter'a geri dönelim.
Composer diyelim. Validate etmemize gerek yok. Hemen elimizde ekleyelim arkadaşlar şuraya. Zaten bir adet ID property'sine sahip. ID'si 27. Bu integer'da cep telefonu da. Hatta bunun renkini atıyorum. Sadece renkini 5 yapalım. Ve metodumuz tabii ki de, bakın arkadaşlar, ben buradaki yine aynı kategoriyi sadece kontrol ismini yazıyorum. Biraz önce bunu post yaptığımız için otomatik olarak post verbini kullandığımızdan dolayı controller üzerindeki post metoduna düşmüştü. Bu sefer update işlemimiz için bir de put metodumuz var. Hiçbir şey değiştirmiyorum ve bunu put olarak arkadaşlar execute edeceğim ve otomatik olarak put verbine sahip olan metoda düşecektir. Ve yine bir 502 aldık arkadaşlar. Bakalım ne diyor. O, yine aynı şeyi yaptım arkadaşlar. Projemizi ayağa kaldırmayı unuttum. Önce derliyorum fakat. Şu an API'miz ayağa kalkıyor. Evet, şu anda tekrardan execute işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, bu sefer bir 500 hatası aldık. Internal server error. Hemen router'ından bir bakalım. Hatamız neymiş? Exception missing type map configuration. Aslında biz maplemiştik diye hatırlıyorum. Fakat bir yine de emin olabiliriz. Hemen öncelikle engine'imize gelelim ve sırasıyla gidelim arkadaşlar. İlk başta ne yapmışız? Evet. Bizim bir adet kategori update request'imiz varmış ve bunu kategori entity'sine maplemişiz. Biz biraz önce arkadaşlar tam tersi olan işlemi gerçekleştirdik. Yani entity to entity'den response mesajlara maplemiştik diye hatırlıyorum. Fakat biz request messages'dan entity olanlarını maplememiştik galiba. Giriyorum. Evet. Tam da düşündüğüm gibi. Map configuration of the create map. Type'ımızı açıyorum. Kategori update request'im var. Ve senin kategori maplenmeni istiyorum. Evet, bu sefer unutmadan direkt projemi çalıştırarak derliyorum. Şu anda ready. Evet, bu bildiğimiz success vardı hızlı bir şekilde. Ve API'miz şu anda ayağa kalkıyor arkadaşlar. Ve fitler üzerinden tekrardan Composer gelip put olacak şekilde verbimiz. Yine execute ediyorum. Ve bu sefer evet arkadaşlar 200 aldık. Rankimiz 5. SQL'den de bir check edelim isterseniz. Eski rankimiz 2 gördüğünüz gibi. Yeniliyorum ve 5. Güzel. Hemen kontrolümüze geri dönelim. Arkadaşlar put metodumuz da şu anda başarılı şekilde gerçekleştirdiğimiz gözüküyor. Dilerseniz bir de delete işlemimizi gerçekleştirelim. Son metodumuz. Şu an projemi durduruyorum. Yine aynı şekilde aynı mantıkla gidelim. Public task. Geriye bir şey dönmeyelim arkadaşlar. Bu bir task olsun. Delete diyorum arkadaşlar isim olarak. Delete. Sadece kategorinin ID'sini almamız yeterli olacaktır. Ve buradan kategori engine nokta delete async diyorum arkadaşlar ve dışarıdan alacak olduğumuz ID'yi gönderiyorum. Tabii buna göre de return keyword'ümüzü ekleyelim. Delete async. Hemen şuradan hızlı bir şekilde create ettirelim bunu ilgili interface'imizin içerisinde. Task delete async ilk int id şu anda doğru gözüküyor arkadaşlar tanımlama. Hemen gelelim konkretimize. Buradan hızlı bir şekilde implementasyonu yapalım. Ve aynı region scope'umuzun içine zaten tanım olarak geldi. Şuradan bir kopya çekelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bizim artık arkadaşlar burada update işlemindeki ihtiyacımız olan entity'ye burada ihtiyacımız yok. Çünkü hatırlarsanız bizim delete metodumuzun ID'yi alarak silebilecek bir adet overload'u vardı. Hemen delete diyorum arkadaşlar. ID'yi veriyorum. Ve bunu save change yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu işlemi yapabilmek için burada evet diyoruz. Gerçekten bunu silmesi istiyoruz. Ve sildikten sonra bu değişiklikleri yapacak olan task'ın da çalışmasını istiyoruz. Fakat geriye hiçbir şey return etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten bu bizim void bir metodumuz. Sadece task gördüğümüz gibi zaten tipli arkadaşlar.
Kontrollerimize geri dönüyorum arkadaşlar. Burası herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Projemi hızlı bir şekilde derliyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu arkadaşlar, bir bunu anlayalım. Şu anda bu bildiğimiz, gördüğünüz gibi arkadaşlar succeed verdi. Filmlere gelelim dilerseniz. Öncelikle tabii ki de gelmeden yine hatırladığım gibi bu sefer API'mizi ayağa kaldıralım. Şu anda API ayağa kalkıyor. Evet arkadaşlar, şu anda hemen projeme dönüp filter'ımı açıyorum. Composer diyorum. Ve burada API yine aynı şekilde kategori kontrollerindeyiz. Ve biz kategori kontrollerindeki delete action'ında işlem yapmak istiyoruz. HTTP worklerinden buraya gelip arkadaşlar delete seçiyorum. Artık body'ye ihtiyacımız yok. Kategori slash, diyoruz ki senin ID 2 numaralı kategorimizi sil. Bakalım 2 numaralı kategorimiz cep telefonu kategorisiymiş arkadaşlar. Hemen execute edelim. 204 sonucunu aldık. Bakalım ne diyor bize burada. Status code 204, error mesajımızını al. Yani arkadaşlar burada void tipinde yaptığımız için 204 de hani sıkıntı, yani no contact, yani şu anda geriye hiçbir şey yok. Hani task based olarak yaptığımız için o yüzden geriye şu anda dönecek hiçbir şey bulamadı. İsterseniz burada bir yenileyelim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kategorimiz burada silinmiş bulunuyor. Şu anda delete, put, post, get verb'lerine sahip metotlarımız hazır. Şu anda yani bir kategorinin sahip olabileceği tüm CRUD metotlar şu anda mevcut durumda arkadaşlar. Kategori çekebiliyoruz. Kategori ekleyip güncelleyip ve silebiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz isterseniz bir de şey yapalım. Listeleme işlemlerini nasıl yapabileceğimizi görelim burada hızlıca. Hemen projemi durduruyorum. Hatta değişik bir şey yapalım arkadaşlar. Listeleme işlemi yaparken bir de skip tape kullanalım arkadaşlar. Yani bu paging işlemi yapalım bir de burada. Zaten hatırlarsak repository'imize bir gelelim. Bunu repository'imize zaten implemente ettiğimizi hatırlıyorum videonun en baş bölümlerinde. Data repositories. Base'e gidelim arkadaşlar. Context'imizden değil, pardon. Repository base. Bir bakalım. Evet, get all. Skip tape ve bir adet de predicate alan versiyonu mevcut. Bir adet de sadece skip ve take alan versiyonu mevcut arkadaşlar. Gelin isterseniz bir de bunu kullanarak bir kullanıcının tüm kategorileri çekebileceği bir endpoint verelim arkadaşlar. Bunu da hemen hızlıca delete'in üzerine yapalım arkadaşlar. Şuraya yapalım isterseniz. Hatta hiç burayı bozmayalım. Sonuçta burası sadece HTTP verb'lerinin barındığı yer olsun. Şu aşağıda kodlayalım. Public task ve bu sefer bir adet list olarak, yani bir adet jenerik bir list olarak geriye kategori response döneceğiz. Tabi geriye yazabilirsem kategori response. Bu metodumuzda arkadaşlar repository'nin isminde de tanımladığımız gibi get all da verebiliriz veya farklı bir şey de verebiliriz. Ben buraya get diyorum tekrardan arkadaşlar. Aynı ismi veriyorum yukarıdaki get ile. Aynı get verb'ünü veriyorum. Ama sadece parametre olarak id yerine integer tipinde bir adet skip değeri, bir adet de take değeri alacağım. Ve bunu return CategoryEngine nokta get all easy isimli bir metodun olacağını varsayıyorum. Skip ve tek parametrelerin içine set ediyorum. Hızlı bir şekilde interfezimize bu metodumuzu da ekliyoruz arkadaşlar. Skip tek istediğimiz gibi buraya eklendi. Tipimiz task list of category response tipinde ve get all isInt olarak metot imzamız hazır durumda. Kategori engine'e gelelim ve hızlıca tanımlamış olduğumuz bu metot imzasını buraya implementesini gerçekleştirelim. Hemen get metodumuza gelelim. Bunu çekelim arkadaşlar. Artık bizim bir adet kategori listlerimiz
Burada gelecek arkadaşlar. Bunu ezik olarak çekeceğiz. Yani biz buna categories diyebiliriz ve artık base'de bulunan get all metodumuzu all diyorum. Skip ve take parametrelerini buraya set ediyorum. Artık evet anahtar kelime içinde buna da ihtiyacımız yok. Evet işlemini aşağıda gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yani mapper.map list of evet basabilirsem güzel kategori response ve bu zaten bizim hatırlarsak bakalım iQueryable tipimizdeydi arkadaşlar. Şuraya gelelim isterseniz categories to list async diyorum arkadaşlar. iQueryless pardon iQueryable tipinde olduğu için kendi içerisinde bunun toList async tipinde bir extension metodu bulunmakta arkadaşlar. İsterseniz referans olarak buraya entity framework eklediğinizde yani system.data.entities namespace'ini eklediğinizde bu metodu burada erişebiliyor olacaksınız ve evetleme işlemini burada yapacağız arkadaşlar. Yani async olarak işlemimiz bizim burada gerçekleşecek. Şu an projem kendine gelirse geldi. Hemen evet diyoruz ve diyoruz ki sen git async olarak bunları artık burada çek. Skip ve taglerimizi verdik. Repository'mizde zaten bunlar ilgili yerlerde set edilecek. Parametre kriterlerimize ve bunlara async şekilde çekerek burada evet deyip geriye list of category response şeklinde geriye dönüyor olacağız. Kategori kontrolüne geri dönüyorum. Buraya zaten yazmıştık. İsterseniz bir derleyelim hızlıca. Ve yeni oluşturduğumuz get metodumuzu bir test edelim. Şu anda bu elim success verdi. Hemen API'mizi ayağa kaldıralım. Şu anda kalkmak üzere ya. Evet, hemen fiddler'a geri dönüyorum. Composer diyorum. Kategori. ID'yi siliyorum arkadaşlar. Burada get isteğinde bulunacağım. Ve ben buraya bir parametre geçeceğim arkadaşlar. Query skip atıyorum 1. Bir de tek verelim arkadaşlar. Diyelim ki bana sen git bir adet atla. Hatta atlatmayalım hiçbir şekilde. 0 verelim şimdilik arkadaşlar başlangıç değeri olarak. Bana bir tane kategori gitti. Zaten bir adet kategorimiz mevcuttu. Bakıyoruz evet bilgisayar. O yüzden sen git bize bir adet kategori getir diyorum arkadaşlar şu an. Execute. Ve gördüğümüz gibi status 200 ve genel result'a bir bakalım arkadaşlar. Result'un içinde gördüğümüz gibi bir list oluşmuş arkadaşlar burada. Ve bilgisayar kategorimiz gelmiş bulunmakta. İsterseniz hızlıca yeni bir kategori ekleyelim arkadaşlar. Tekrardan silmiş olduğumuz cep telefonu renkini 5 olmak üzere yine aynı şekilde ekliyorum. Bir derleyelim evet. Hatta bir kategori daha ekleyelim. Bu da tablet olsun. Bunun da renki 2 olsun. Şu an iki kategorimiz var arkadaşlar ve API'mıza diyelim ki sen bir adet atla ve bize git ilk adet getir. Yani bu versiyonumuzda şu anda çalışırsa ve doğru kodladıysak sadece bize cep telefonu ve tablet kategorilerinin gelmesi gerekiyor. Execute ediyorum ve hızlıca bir sonuç geldi. Check ediyoruz. Evet. Cep telefonu ve tablet kategorileri arkadaşlar gelmiş bulunuyor. Evet arkadaşlar, ilk fonksiyonumuz, daha doğrusu Trello üzerindeki ilk işimiz olan üzerimizdeki in progress statüsündeki kategori fonksiyonlarının eklenmesi olan modülü şu anda tamamladık. Bu modülü tekrardan hatırlamak gerekirse içerisinde neler barındırıyordu? İki adet get'imiz mevcut arkadaşlar. Bir tanesi list of kategori response tipinde dönüyor. Bir tanesi de ilgili kategorinin kendisinin döndü. Bir adet de post ve put metodumuz mevcut. Bir adet de silme işlemlerini gerçekleştirdiğimiz delete metodumuz mevcut. Şimdi arkadaşlar to-do listelerimizin üzerinde bulunan son işimiz olan ürün fonksiyonlarının eklenmesini üzerime çekiyorum. Çektikten sonra kategori fonksiyonlarının eklenmesi işini in progress bardan alıp done'a taşıyorum. Şu an bu tamamladığımız için arkadaşlar şu anda son işimiz olan ürün fonksiyonlarının eklenmesine geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ben bunların hepsini bir close all documents diyerek kapatıyorum. Şu structure'larımızı birleştiriyorum ki temiz bir şekilde tekrardan gidebilelim. Projemizi durduralım arkadaşlar şimdi.
Hemen product kontrollere gelelim ve ilgili implementasyonları burada gerçekleştirmeye başlayalım. Pardon, product controller diyorum. Hemen yine bu product controller'ın kullanacak olduğu engine, yani iProduct engine'i hemen buraya bir tanımlayalım. Yine aynı şekilde private read-only olarak iProduct engine. Hemen isimlendirmemizi yapalım. Ve DI container'ımız için injection işlemleri için de kullanacağımız constructor'ımızı da burada hemen hazırlayalım. Product engine hemen işlemimizi yapalım. Tamam, şu anda DI'nin ihtiyaç duyacağı constructor'ı hazırladık ve ilk metodumuzdan yazmaya başlayabiliriz arkadaşlar. İlk metodumuz yine standart olarak gidelim arkadaşlar. Get metodumuz olsun. Yani HTTP get verb'üne sahip olacak metodumuz. Hemen yine public task. Bu da geriye bir adet product response dönecek olsun arkadaşlar. Get diyorum. Integer id alsın. Ve geriye return product engine nokta içinde get isminde bir metod olsun. Of. Ve bu da id'yi alsın arkadaşlar. İlgili get işlemini de burada gerçekleştirsin. Hemen threading'ini ekleyelim. Öncelikle dilerseniz interface'den doldurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, burada demiştik bir adet get metodumuz olacak ve bunun imzasını burada task product response get isminde ve integer tipinde bir adet id alacak demiştik. Hemen gelelim ilgili response neslimizi core contracts response messages ve buraya bir folder daha açalım arkadaşlar, yani product isminde product diyorum, add new item product response diyorum. Hemen public markımızı ekleyelim. Yine aynı şekilde namespace'in sonunda bulunan product'ı silelim. Ve bir bakalım entitimiz üzerinde ne gibi property'ler varmış. Kategori ID'si, name'i, details'ı, price, stock quantity ve bir adet de navigation property'miz burada da bulunmakta arkadaşlar. Bunlardan dilerseniz bakalım neleri alabiliriz. Öncelikle bir kopyalama eleme işlemlerimizi product response içerisinde gerçekleştirelim. Kategori ID'yi evet verelim. Hangi kategoriye ait olacak? Ve ayrıyeten bu ilgili product'ın ID'sini de verelim dışarıya. Name'i verelim. Details'ı verelim. Price'ı verelim. Stock quantity'i verelim. Navigation property'yi vermeyelim. Şu anda aşağıya yukarı product response'umuz hazır görünüyor arkadaşlar. Hemen ilgili interface'imize bir gelelim ve using scope'una response messages namespace'imizi buraya ekleyelim. Bunu ekledikten sonra dilerseniz hemen product engine'e gelelim. Yani bu interface'i implement eden concrete sınıfımıza gelelim arkadaşlar. Hemen business logic layer business burada bulunan product engine'e gelelim ve ilgili tanımlamaları yine burada da gerçekleştirelim. Yani bu product engine'in kullanacak olduğu iProduct repository'i öncelikle tanımlayalım. Private read only iProduct repository ve yine constructor'ımızı hazırlayalım arkadaşlar. Hemen şuradan kopyalayalım. Product repository alacağız. Tanımlamış olduğumuz product repository'e de eşit olacağız. Hemen yine ben region scope'larımı tanımlayacağım arkadaşlar buraya. Product Engine Members diyorum ve scope'umu End Region diyerek kapatıyorum. Ve hemen gelelim ilk get metodumuzun implementasyonunu burada gerçekleştirmeye. Evet. Hemen hız kazanmak için bir önceki videoda gerçekleştirdiğimiz kategori engine'deki hemen get metodunun içine alalım. Bu arada arkadaşlar, fark ettiyseniz biraz önce interface'e get metodunun ismini tanımlarken sonuna async takısını eklemeyi unutmuşuz. Hemen onu düzenleyelim arkadaşlar tekrardan. Async diyorum buraya. Ve sonra ilgili engine'e gelip buraya da async diyorum.
Kopyaladığımız kısmı yapıştırıyorum ve artık burası Product Repository olacak. Ve bu bizim için bir adet Product'tır. Ve ilgili mapper'ımız bir adet Product veriyoruz ve dışarıya Product response vermesini istiyoruz. Bu da demek oluyor ki şu an bize hemen geliyoruz. İlgili mapper'larımızda bu konfigürasyonu tanımlamamız gerekiyor. Core mapping. Buradan ne yaptık arkadaşlar? Yani entities to response messages. Hemen buraya geliyoruz. Mapper configuration nokta create biz bir adet sana product vereceğiz ve karşılığında product repository mapleyeceğiz. Evet arkadaşlar, entities to response message'imiz şu anda hazır durumda. Bir bakalım herhangi burada unuttuğumuz eksiğimiz var mı? Kategori engine'i şu an kapatıyorum. Product engine'e geri dönüyorum. Bir adet product'ımız var. Biz bunu get basing'e çekiyoruz. Product repository'den ve dışarıya tekrardan mapleyerek geri dönüyoruz. Hemen kontrolörümüze dönelim arkadaşlar. İlgili namespace'lerimizi using scope'u ekleyelim. Hemen metodumuzun sonuna async eklemiştik. Bunu da buraya ekliyoruz arkadaşlar ve geriye bunu return'lıyoruz şu an. Projemizi bir derleyelim. Bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Şu anda success gözüküyor arkadaşlar. Kod yazım sırasında herhangi bir hata almadık. Bakalım bir de runtime sırasında herhangi bir hata alacak mıyız? Öncelikle API'mizi ayağa kaldıralım ve Fiddler'dan bir adet get request'inde bulunalım. Evet, API'miz ayağa kalktı şu an. Kapatıyorum ben bunları arkadaşlar. Hemen Fiddler, Composer. En son kategori kontrollerinde çalışması. Buraya ben product diyorum. Ve sonlarını siliyorum. Get request'inde bulunacağız ve bir adet ID istiyordu bizden hatırlarsak. Bir execute edelim. Evet, 200 statüsüne sahip boş bir response aldık arkadaşlar. Herhangi bir hata yok. Statüsümüz 200. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen isterseniz API'miz hazır ayaktayken bir adet product ekleyelim. Edit diyorum. Bir kategori ne yapalım? 3 cep telefonu diyelim. Kategorimiz 3. Telefon markamız ne olsun? iPhone. Detail 6S Plus. Hemen saldırıyorum arkadaşlar. Price'ı 4000. Stoğu da 500 diyorum. Hatta bir ürün daha ekleyelim, yine cep telefonu. Ne olsun? Samsung atıyorum. Note 5 fiyatı 3000 olsun. Ve stokta da 150 adet olsun. Bu kadar yeter galiba arkadaşlar. Daha sonra listelemelerde kullanmak için. Tekrardan Composer'a geliyorum. Hop, yanlışlıkla Clear Cache'e bastım. Execute ediyorum. Hop, hızlı bir şekilde geldi. Bir bakalım sonuca. Evet arkadaşlar, result'umuzu görüyoruz. Kategori ID 3 6S Plus, yani ID'si 1 numaralı olan product şu anda response olarak gelmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar, get metodumuz şu anda sıkıntısız gözüküyor. Dilerseniz öncelikle create'ten devam edelim. Metodu yazmaya başlayalım arkadaşlar. Public test. Yine aynı şekilde product response denelim. Post olacak arkadaşlar bu metodumuz. Çünkü create işlemi gerçekleştireceğiz burada. Ve bu metotta yine from body attribute'ünü ekleyelim. Ve yani biz bunu body üzerinden bind etmek istiyoruz. Ve bir adet product create request alacağız. Metodumuzun scope'larını açalım. Ve return product engine nokta create async diyoruz bu sefer. Ve içine biraz önce parametre olarak aldığımız product create request'i veriyoruz arkadaşlar. Dilerseniz hemen product create request'imizi oluşturmakla başlayalım. Bunu da yine request message'larımızın içerisine bir adet yeni bir folder oluşturalım. Product diyorum ben folder'ın ismine. Hemen sağ click new item. Buraya product create request diyorum. Ve hemen public markımızı ekleyelim.
aynı şekilde namespace'in sonunda bulunan product'ı silelim ki bir standartizasyonluk açısından, yani request messages namespace altından tüm request messages'larımıza ulaşabilmek için hemen dilerseniz response'a bir bakalım neler vermiştik geri. Burada neleri geri dönebiliriz? Sol dönebiliriz. Price'ı, detail'ı, name'i ve kategori ID arkadaşlar. Product'ın ID'sine gerek yok dönmemize. Çünkü daha doğrusu dönmemize diyorum, pardon. Dışarıdan request alıyoruz. Yani yeni bir product oluşacağı için arkadaşlar buradan buna gerek yok. Hemen buralarımızı düzeltelim. Bu ürünün kategori ID'sini geriye döneceğiz. Pardon. Döneceğiz diyorum hala. Kafamı toplayamadım arkadaşlar. Hangi kategoriye hangi product'ı ekleyeceğiz? Bu product'ın ismi, detayı, price'ı ve stock quantity'si. Hemen interface'imize gelelim arkadaşlar. Metot imzamızı tanımlamaya başlayalım. Task product response döneceğim ben geriye. Create basic metodumuz ve bir adet product create request alacak. Aynı şekilde isimlendirmemizi yapalım ve direkt product engine'e, yani concrete'imize gelelim ve oluşturmuş olduğumuz bu metodu implement edelim. Get async değil. Buraya alalım arkadaşlar. Ve yine hemen hız kazanmak adına diğer engine'imiz olan kategori engine'e gelelim. Ve buradaki create async metodunun gövdesini kopyalayalım arkadaşlar. Product response, product engine yapıştırıyorum. Bu artık bir adet product'tır. Ve biz bir adet product entity'si istiyoruz. Ve elimizde bir adet de product create request mevcut. Product repository içerisinde işlem yapıyoruz ve product'ı verip edileme işlemini gerçekleştiriyoruz burada. Ve ilgili save changes işlemimizi async olarak burada evitleyerek gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani bu task'ımızın burada çalışmasını istiyoruz. Ve biz geriye bir adet product dönüp tipimiz ise product response olacak. Yani burada şu an bize ek olarak bir de mapping'lerimize request messages to entities kısmına eklememiz gereken bir iş daha çıktı. Hemen açalım arkadaşlar. Mapper configuration nokta create map diyelim. İlgili tipimizi verelim. Yani tipimiz neydi? Product create request ve biz bunu product entity'sine maplenmesini istemiştik. Burada tanımlamamızı yaptık arkadaşlar. Tekrardan product engine'e bir göz atalım. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi product controller'ımıza dönelim arkadaşlar. Şuradan bakalım. Bayağı bir şeyler açmışız. Product controller diyorum. Hemen using bloğuna namespace'imizi, ilgili namespace'imizi buraya ekliyoruz. Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Projemizi bir derleyelim arkadaşlar. Bakalım succeed alacak mıyız? Bu iş şimdi başladı arkadaşlar. Şu anda ready statüsünde. Evet arkadaşlar, şu anda hiçbir hatasız build'imizi success aldık. Hemen API'mizi bir kaldıralım arkadaşlar ya. Bu sırada hemen biz response'umuzu hazırlaya koyalım. Daha doğrusu request'imizi hazırlaya koyalım arkadaşlar. Raw'dan hızlıca bir kopya çekerek şu result kısmını alalım arkadaşlar. Biraz fazla geldi ama neyse, hemen düzenleriz hızlı bir şekilde şu site aracılığıyla. Gözümüzün gördüğü kadarıyla şuraları azalmışız. Validate.json. Evet, ID göndermiyorduk çünkü bu bir create request'i. 3 numaralı kategoriye, yani cep telefonu kategorisine yeni bir telefon daha ekleyelim arkadaşlar. Bu da Sony olsun. Detay ise Xperia atıyorum 5. Fiyatı ise atıyorum 1000 lira. Ve stokta da 40 adet olsun. Hemen request'imizi kopyalayalım. Composer. Bu bizim için bir post'tur arkadaşlar. Hemen request body'ye koyuyoruz ve bir adet de content type gönderiyoruz arkadaşlar. Content type application json diyoruz. İlgili sonundaki id'mizi silip post işlemimizi gerçekleştireceğiz. API'mize geri dönelim. Şuraya bir breakpoint koyalım arkadaşlar. Modelimize bakalım doğru bind olup olmadığına. Execute ediyorum arkadaşlar şu an.
Hemen ilgili request modelimize bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aynı set ettiğim şekilde bind olmuş. Kategori ID'si, details'ı, name'i, price ve stock quantity'si düzgün bir şekilde bind olmuş. F5 basıyorum ve ilgili response statüsüne bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 200 statüsü buradan geldi şu anda. İlgili response'a hata mesajı yok. Result'ımız eklemiş olduğumuz yeni cep telefonu buraya geldi. Xperia X5 ve name Sony. Aynı şekilde hemen dilerseniz SQL üzerinden de bir check edelim. Product'lara gelelim. Bakalım yeni. Evet. Sony ID 3 numaralı ID sahip olarak buraya geldi arkadaşlar. Şu anda create metodumuz da bir hatasız ve sıkıntısız gözüküyor arkadaşlar. Hemen isterseniz burada artık güncelleme yapacak olduğumuz biraz önceki videomuzda da yapmış olduğumuz put işlemini yapalım arkadaşlar. Yani herhangi bir ürünü şu anda güncelleyebilelim. Hatta şu an son ekledim. Sony güncelleyelim. Public task product response. Hatta arkadaşlar hız kazanalım. Hiç uğraşmayalım. Sadece sonuna çünkü put yazacağız. Ve artık bu bizim için bir create request değil. Bu bizim için artık bir adet update request. Ve bu da create exit metoduna gitmesin. Bu da update exit metoduna gitsin. Aynı şekilde arkadaşlar şurayı da güncelliyoruz. Create değil, parametremizin ismi artık update. İçerisinde bir adet de update request olacak. Hemen ilgili şu anda product update request'imizi oluşturalım arkadaşlar. Hemen request mesajlarının altında yeni bir adet daha item ekleyelim. Class diyorum. Bu bizim için bir adet product update request'tir. Hemen public mantığımızı ekleyelim. Product'ı silelim sonuna. Hızlı bir şekilde hemen product create request alalım. Sadece tek farklı olarak ID property'sinde buraya ekleyelim. Ki hangi ürünün güncellenip güncellenmeyeceğini burada anlayalım. Ki bu ID'ye göre eşleştirme işlemini yapabilsin. ID diyor. Şu anda baktığım kadarıyla product update request'imiz yani request message'imiz şu anda bir sıkıntısız gözüküyor arkadaşlar. Ha, o zaman bu metodumuzu interface'de otomatik olarak oluşturalım. Update easing. Evet güzel. Metod imzamız da şu anda sıkıntısız bir şekilde geldi. Hemen Product Engine'e gelip bu metodun implementasyonunu gerçekleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda gelmiş bulunmakta. Yine aynı şekilde kategori Engine'e dönelim. Update Async metodumuzun gövdesini kopyalayalım. Hız kazanmak adına Product Engine. Bu bizim için bir adet product'tır. Ve ben bir adet product istiyorum. Ve ben bu product'ı update etmek istiyorum. Ve bu update işlemini yaparken de product repository'yi kullanacağım. Ve ardından save change işlemini gerçekleştirip ilgili response mesajıma mapleyerek geri döneceğim. Onun için product'ımı verip bir adet de product response istediğimi söylüyorum. Ve şimdi yeni oluşturmuş olduğumuz bu product update request'i hemen request messages to entities tabına burada tanımlamasını yapalım. Ki AutoMapper'ımız burada anlayabilsin. Update diyorum. Şu anda herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Dilerseniz bir controller'a son kez göz atalım. Evet, controller da şu anda düzgün durumda. Projeyi derliyorum arkadaşlar. Bakalım herhangi bir sıkıntı gözüküyor mu? Evet, bu bitimizi saksiyet aldık. Hemen API'mizi ayağa kaldıralım. Bu sırada da ilgili Composer'a gelelim. Sadece ID property'sini burada tanımlamamız yeterli olacaktır. ID diyorum arkadaşlar ve en son eklemiş olduğumuz Sony isimli product'ın hemen ID'sini bir daha kontrol edelim. Evet 3'müş. ID 3. Ve bu ürünü bir update yapacağız arkadaşlar. O yüzden bunun stoğunu 40 değil de 400 yapalım. Ve fiyatını 1000'den de atıyorum 1500'e çıkartalım. Ve execute ediyorum arkadaşlar. Hemen breakpoint'imize dönelim. Modelimiz düzgün bind olmuş mu bir kontrol edelim.
Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar stock quantity şu anda 400 olarak gelmiş ve price'ı 1500 olarak gelmiş. Hemen F5 basıyorum ve response'umuzun statüsüne bakalım. Evet arkadaşlar, 200 status kod, yani başarılı bir şekilde response'umuzu aldık. Burada da görebileceğimiz üzere bize geriye gelen result stock quantity 400 ve price 1500 olduğunu söylüyor. Hemen SQL'den yine bir kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, stock quantity burada da 400 ve price'ı 1500 olmuş durumda. Şu anda put metodumuzda başarılı bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Dilerseniz hızlı bir şekilde bir de bunun delete metodumuzu yazalım arkadaşlar. Public task, geriye hiçbir şey dönmesek de olur arkadaşlar. Yine delete diyorum. Hemen integer type'ında bir adet id alacağız. Yani bu product'ımızın id'sini alacağız. Buradan return product engine nokta delete Easing isminde bir metodumuz olsun ve bu içerisine ID alsın. Hemen ilgili metodu interface'in içerisine şuradan hızlıca bir adet create ettirelim. Evet arkadaşlar, şu anda buraya başarılı bir şekilde geldi. Aynı şekilde concrete sınıfımız olan product engine içerisinde hızlı bir implementasyonunu gerçekleştirelim. Implement interface diyorum arkadaşlar. Hemen şurayı siliyorum. Hız kazanmak için kategori engine içerisinde bulunan delete metodundan yararlanıyorum. Hemen product engine'e geri dönelim. Yapıştıralım arkadaşlar. Ve biz burada artık product repository'i kullanacağız. Metotlarımız yine aynı. Delete'i call ediyoruz ve ardından save change işleminin, yani easing operasyonunu burada task'imizi çalıştırmasını söylüyoruz. Kaydetmesini söylüyoruz. Ve geriye ilgili işlemlerini gerçekleştiriyor. Burada arkadaşlar task yazdık. Her ne kadar void olsa da bu task'imizin olduğunu ve bunun çalışmasını gerektirdiğini söylediğimiz için product controller'ımıza geri dönelim. Unutmadığımız bir şey var mı yok mu? Bakalım arkadaşlar. Şuradan breakpoint'imizi kaldırıyorum. Projemizi bir derleyelim. Buraya gerçekleştirecek olduğumuz request'in sonucunda yine arkadaşlar, eğer başarılı bir sonuç alırsak no content olarak cevap alacağız. İsteseydik eğer biz bunu oluşturmuş olduğumuz wrapper handler'larda, yani videonun ilk başındaki olan handler'da onu burada da handle edebildik. Yani bu tarz bir response gelirse eline, dışarıya açarken bunu no content olarak değil de yine bizim oluşturduğumuz structure üzerinden kontrol et diyebilirdik arkadaşlar. Ama şu anda örneğimiz gereğince ben buna değinmeyeceğim. Zaten nasıl yapabileceğinizi kitabımızdaki işlediğimiz örnek konularda mevcut arkadaşlar. O yüzden burada hızlıca geçeceğim. Tekrardan Composer'a geliyorum ve burada biz bir adet delete işlemi gerçekleştireceğiz. O yüzden hemen HTTP Word'lerimiz içinden delete'i seçiyorum arkadaşlar. Artık Request Body'ye ihtiyacımız yok. API Product'ı çağırıyoruz ve sonuna sadece ID eklememiz yeterli olacaktır. 3 numaralı ID'ye sahip, yani biraz önce de eklediğimiz ve güncellediğimiz Sony ürününü silelim arkadaşlar. Execute ediyorum. Herhangi bir hata yoksa, evet arkadaşlar, şu an gördüğümüz gibi 204 status koduna sahip no content cevabını aldık. Hemen SQL'imizden bir check edip doğrulayalım. Evet, şu anda gördüğümüz üzere ürün silinmiş bulunmaktadır. Şu anda arkadaşlar product controller'ımız aşağı yukarı hazır. Üzerindeki basic olarak her iki adet lafımı karıştırdım arkadaşlar, üzgünüm. Get metodumuz, post metodumuz, güncelleme işlemleri için kullanacağımız put metodumuz ve bir de delete metodumuz mevcut arkadaşlar. Şu an isterseniz bu işlemlerin dışında spesifik olarak, farklı olarak bir adet search işlemi gerçekleştirelim arkadaşlar. Bu search işleminde ne olabilir arkadaşlar? Örneğin bir product API'si veriyoruz dışarıya. Bu productların ismine göre aranmasını isteyebiliriz veya fiyatına göre azalan veya herhangi bir fiyat aralığında aranmasını isteyebiliriz ve yine aynı şekilde biz kategorilerde de uyguladığımız gibi arkadaşlar birden çok, daha doğrusu n tane product olabileceği için ve biz bu API'mızı dışarıya konsüm edilebilmesi için, expose edeceğimiz için bir sınırlama getirmemiz gerekmektedir. Yani repository base'lerimizde de hatırlarsak, get'lerimizde listeleme işlemleri için kullandığımızda iki adet skip ve take property'lerimiz vardı. Bu property sayesinde paging işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Fakat biraz sonra implement edeceğimiz product engine içerisinde farklı olarak sadece eğer kullanıcı herhangi bir skip take property'leri set etmediyse, daha doğrusu biz bunları zorunlu koşacağız. Fakat istem dışı bir property gönderdiyse, yani atıyorum bizim sistemimiz örneğin sadece 50 adet product'ı maksimum verebilme yetisine sahiptir. Fakat kullanıcı bunu biner biner veya 2 biner 2 biner çekmeye çalışıp kötüye kullanırsa, bu bizim sunucularımızdaki arkadaşlar, nasıl söyleyeyim,
ölçeklenebilirliği yönetemeyebiliriz arkadaşlar. Yani atıyorum API'mızı 500 kişi o an kullanıyor olabilir ve her biri farklı farklı botlarla API'mızı konsüm etmeye çalışabilirler. Ve yine söylediğim gibi bunlar kötüye kullanım amaçlı en tane yani istemediğimiz dışında count da çekmeye çalışırlarsa arkadaşlar bunun maliyetini sunucularımızda karşılayamayabiliriz. O yüzden bu tarz konulara önem verelim arkadaşlar API geliştirirken özellikle yani pagination işlemleri gerçekten çok önemlidir. Hemen arkadaşlar hızlıca metodumuzu tanımlamaya başlayalım. Public async test diyorum. List of yine product response döneceğiz geri arkadaşlar. Hemen gelelim metodumuzun ismi search olacak. Pardon yazamadım. Bir adet product search request'imiz olsun. Biraz önce de bahsettiğimiz property'leri burada yer alacak. Yani min price, max price gibi belirleyecek olduğumuz product search request diyorum. Hemen scope'larımı açıyorum. Return pardon. Product engine nokta search async metodumuz olsun ve içerisine şimdi tanımlamış olduğumuz bu parametreyi alsın arkadaşlar. Ve engine içerisinde ilgili search işlemini yapıp bize geriye dönsün. Bu arada arkadaşlar biraz önce yani put metodumuz olsun, post metodumuz olsun body üzerinden yapmıştık. Bunları body üzerinden yapmamızın sebebini kullanmış olduğumuz modellerin birden çok property'lere sahip olabileceğinden bahsetmiştik. Bundan dolayı URI üzerinden göndermeyip bind işlemini body üzerinden gerçekleştirmiştik. Fakat search metodunda şu anki business rule'umuz gereğince bu tarz property'ler bu kadar çok olmayacak arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi skip, take, min price, max price gibi atıyorum 4 tane parametremiz olacak. Dolayısıyla biz bunu boşu boşuna body'den bind etmeyelim arkadaşlar. Yani işte REST API'mizi daha tutarlı kullanabilmek için bunu URI üzerinden de bind edebiliriz. Yani query strict'le de yani kişi çekebilsin bunu. Bunun için gidip özel post işlemi gerçekleştirmesin arkadaşlar. O yüzden ben bunu from URI diyorum ve URI üzerinden bind edeceğimi söylüyorum ilgili binder'ıma. İsterseniz öncelikle product search request nesnemizi oluşturarak başlayalım. Hemen ilgili core common contracts'larıma geliyorum ve bu bizim için bir adet search request. O yüzden request mesajlarımız altında product folder'ımızda ilgili property oluşturalım. İsmini kopyalamıştım arkadaşlar zaten product search request olarak açalım. Hemen tanımlamalarımızı yapalım. Public hemen prop diyoruz. Integer bir adet skip property'miz olsun. Bir adet integer tipinde yine take property'miz olsun. Unutmadan arkadaşlar şu namespace'in sonunda bulunan product folder'ın tanımlayıcısını siliyorum. Evet, bir, iki adet de string türünde product name olsun arkadaşlar. Burada like işlemi yapalım. Yani ürün ismine göre arama yapılabilsin. Bir adet decimal türünde ben nullable olsun arkadaşlar. Zorunda koşmayalım. Min price diyorum. Yani işte minimum fiyatı ne olacak? Aynı şekilde kullanarak decimal ve bir de max price'ımız olsun arkadaşlar. Yani olur ya klasik e-ticaret firmalarında işte minimum price şu, maximum price şu olsun. Bu aralıktaki ürünleri bana getir. Bu tarz işlemleri de destek versin arkadaşlar API'mız. Şu anda product search request'imiz hazır görünüyor aşağı yukarı. Hemen gelelim ilgili engine'in interface üzerinde şu search async metodunu önce bir tanımlatalım. Bakıyoruz list of product response, search async ilgili request message'ımız buraya gelmiş, isimlendirmesi doğru. Hemen o zaman concrete'imize dönelim arkadaşlar. Ve buradan metodumuzu implemente yapmaya başlayabiliriz. Hemen aşağıya inelim. Hız kazanmak için kategori engine'e gelelim arkadaşlar. Engine içerisinde get all async metodumuzun içerisini kopyalayabiliriz arkadaşlar. Product engine diyorum. Şöyle seçiyorum ve yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve içerisini temizleyelim. Çünkü burada farklı bir işlem gerçekleştireceğiz. Öncelikle arkadaşlar, şimdi bize product search request geliyor ve dışarıdan gelecek. Bunu URI üzerinden bind edeceğiz.
Öncelikle arkadaşlar biraz önce de bahsettiğimiz gibi take parametresini kontrol etmeliyiz. Yani kullanıcı atıyorum client bilmeyebilir. Take'e bir şey yazmaz. Daha doğrusu biz zorunlu koşsak da yani sıfır parametresi de gönderebilir. Bu tarz durumlarda sıfır göndereceği için ve biz burada Entity Framework tarafında skip take işlemi yapacağımız için geriye hiçbir sonuç alamayabilir. O yüzden öncelikle gelin hemen if product, ops yanlış yere gittik. Hatta şuradan kopyalayayım da benim hafızada kalsın nokta. Take parametresini bir check edelim arkadaşlar. Yani eğer herhangi bir şey buraya set etmediyse veya sıfıra eşitse diyelim biz garantimizi alalım. Gidelim ve bu take parametresini bizim API tarafımıza default olarak belirlemiş olduğumuz, daha doğrusu şu anda belirleyeceğimiz bir değere eşitleyelim. Nokta take eşittir diyorum. Şimdi bu değerimizi hatırlarsak ilk videolarımızın başlarında bir adet configuration helper yapmıştık. Dilerseniz bu işlemleri configuration helper üzerinde gerçekleştirelim arkadaşlar ve onun üzerinden erişiyor olabilelim. Hemen gelelim. Buraya bir adet property tanımlayalım. Ups, bunun interface'ini tanımlamamız lazım arkadaşlar. Çünkü bunu da diğer ayağa kaldırıyoruz. Bir adet prop'umu yazıyorum. Integer. Örneğin ne diyelim biz buna? Search işlemi yapacağız ve product default product list count diyorum arkadaşlar. Şurada silelim. Şu public markını silelim. Integer tipinde olacaksın diyoruz. Ve ilgili helper'ımıza gelelim arkadaşlar. Şurayı temizleyelim. Ve interface'imize tanımlamış olduğumuz bunun içine getter'ını yazalım arkadaşlar. Hemen setini siliyorum. Bize sadece get yeterli durumda şu anda arkadaşlar. Return convert to int 32 diyorum. Hemen ilgili değerimi configuration manager nokta app settings içerisinden alıyorum ve isimlendirmeyi yine koruyarak buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve bu değeri geriye returnliyorum. Hatta hazır unutmadan bunu kopyaladım ve gidelim ilgili config içerisinde oluşturmuş olduğumuz bu değeri tanımlayalım. Geliyoruz arkadaşlar app settinglerimize hemen add bir adet key ekliyorum. Key'imin ismi budur ve value'm default olarak 1'dir. Eğer kullanıcı 0 set etti ise biz default olarak geriye bir adet ürün verelim. Helper'ımı kapatıyorum. Yani interface'imi de kapatıyorum. Ve geliyorum şimdi. Configuration Helper. Hatırlarsak ilk base metodumuz oluştururken yani gelin Business Engine Base'e bakalım. Biz burada Configuration Helper'ı tanımlamıştık ve bunu DI ile inject etmiştik arkadaşlar. O yüzden bunu Base üzerinden kullanabiliriz kolaylıkla. Helper nokta bu property'ye erişiyorum ve bunu buna eşitliyorum arkadaşlar. Bu sayede istediğimiz ayarı, configuration'ı herhangi bir yerde erişiyor olabileceğiz arkadaşlar. Şimdi tek parametresimizi kabul ettik. Öncelikle arkadaşlar bir adet kendimize bir base search yaratalım. Yani bu base search'ümüze skip ve take parametrelerini verelim ve bize bir adet iQueryable tipinde bir nesne yaratsın ve onun üzerinden filtreleme işlemlerimizi gerçekleştirelim ve en son bunu execute ederek geriye mapleyip ve dönelim. Search bir adet benim search query'im olacak. Ve bu search query'si product repository içerisinde yapmış olduğumuz bizim iQueryable tipinde gördüğümüz gibi get all metodumuzu kullanacak. Klasik olarak default'unda hemen skip ve take parametrelerini tanımlıyoruz. Hemen request nokta skip aynı şekilde request nokta take'i veriyorum. Ben burada dikkat ederseniz arkadaşlar skip'in kontrolünü yapmadım ve take'te de maksimum kontrolü yapmadım. Biraz önce de açıkladığım gibi arkadaşlar siz bu tarz rule'larınıza kesinlikle ve kesinlikle maksimum kontrollerini yapın. Bunlar ölçeklenebilirlik adına gerçekten önemli bir unsur arkadaşlar. Evet, şu anda diğer filtreleme işlemlerimizi kontrol edelim arkadaşlar. String nokta is null or empty diyorum ve burada kontrol etmem gereken product ismine göre bir search yapacaktık. Öncelikle bize ilgili nesnemiz üzerinden bir product name'i gelmiş mi gelmemiş mi bunu bir check edelim arkadaşlar. Product name. Eğer bana herhangi bir product name geldiyse diyoruz ki search query'im eşittir nokta ver diyorum arkadaşlar burada product'ın p'si diyelim nokta name nokta contains yapalım arkadaşlar burada ve tabii ki de bu nesnemiz üzerinden gelen yani
Product Search Request üzerinden gelen product name'i alalım ve bir adet daha query value yaratıp eşitleyelim arkadaşlar. Gitgide burada append işlemini gerçekleştiriyoruz. Hemen bir kontrol daha yapacağız. O kontrolümüz arkadaşlar min price. If product search request nokta min price. Bunu hatırlarsak arkadaşlar nullable yapmıştık. O yüzden eşit değilse null diyorum. Ve burada yine aynı şekilde search query'nin eşittir. Bir search query daha ver. Yine product'ın p'si nokta price. Büyük eşit diyorum arkadaşlar. Product search request nokta min price'ın value'sundan diyorum arkadaşlar direkt olarak. Yine burada bir kontrol daha yapacağız. O da maximum price. Product search request nokta maximum price, yani en yüksek olabilecek para değeri diyoruz. Yine search query eşittir search query. Fiyatımız diyoruz ki arkadaşlar küçük ya da eşittir maximum price'ın value'su diyorum. Şimdi arkadaşlar bu iQueryable'ımızı execute edip geriye wrapleyip, yani ilgili nesnemize, yani response nesnemize doldurup geriye dönmesi kaldı. Return diyorum arkadaşlar. Mapper.map senin tipin, geri dönüş tipin list of product response olacak. Ve şimdi burada oluşturmuş olduğumuz bu iQueryable'ımızı, yani task'imizi execute edip geri mapleyip döneceğiz. Hemen await işlemini gerçekleştiriyoruz ki task'imiz burada çalışsın, execute işlemi gerçekleşsin. Search query nokta to list is inki kolu diyoruz. Ve geriye dönüyoruz arkadaşlar. Şu anda bir ufak bir hata veriyor. Evet arkadaşlar, tamam. Biz await ettik, güzel task based yazdık. Fakat metodumuzu task yapmayı unutmuştu arkadaşlar. Hemen burayı düzeltiyorum. İlgili interface'imize gidelim. Evet arkadaşlar, burada da aynı şekilde. Burayı da düzenliyoruz. Engine'ime geri dönüyorum. Herhangi bir hata var mı yok mu? Şu an herhangi bir hata gözükmüyor arkadaşlar. Dilerseniz projemizi bize derleyelim. Bakalım göremediğimiz başka bir yerde hata var mı? Şu anda iki yerde daha hata aldık arkadaşlar. Evet, çünkü controller'ımızı düzenlemedik arkadaşlar. Buraya zaten async yazmışız bir kere. El alışkanlığı arkadaşlar metot tanımlarken. Şu anda başka bir hatamız olmasa gerek. Evet. Burada hata almıştı arkadaşlar. Bakalım burada ne hatası aldık. Gidelim. Öncelikle şurayı bir kontrol edelim. Evet. Biraz önce arkadaşlar get metodunu doldurduk fakat seti silmiştik. O yüzden burada da setimize ihtiyacımız yok. Çünkü biz default olarak zaten get'ten direkt return'lıyoruz. Şu anda başka herhangi bir hata almıyor olsa gerek. Tekrardan çalıştıralım. Evet arkadaşlar, bu build'imiz success oldu şu anda. Product controller'ımıza gelelim. Dilerseniz şuraya bir adet breakpoint koyalım ki query string üzerinden bind işlemini gerçekleştirecektik. Oluşturmuş olduğumuz bu product search request'in düzgün bir şekilde bind olup olmadığını bir görelim. Hemen API'mizi ayağa kaldıralım arkadaşlar. Evet, ayağa kalkmak üzere. Evet arkadaşlar, şu anda API'miz ayağa kalktı. Fiddler'a gelelim. Composer diyorum. Buradan artık biz bir adet get işlemi yapacağız ki URI üzerinden bind işlemi gerçekleşecek. O yüzden buraya get olarak değiştiriyorum. Hemen URI'mıza gelelim. Artık bizim bir adet search action'ımız var. O yüzden product slash slash search diyorum. Ardından ilk başta skip 0 diyorum ve take eşittir 1. Bir deneyelim arkadaşlar. Herhangi bir hata yaptık mı yapmadık mı öncelikle bir kontrol edelim. Execute ediyorum. Ops, evet. 400 hatasını aldık şu anda. Sanırım better case. Evet. Bir yerlerde bir şeyler atladık arkadaşlar. Çünkü göndermiş olduğumuz şu an bu parametreyi yemiyor. Bunun sebebi ise öncelikle API'mizin web config'ine gelelim ve bir adet buradaki mapping table'ımıza bir bakalım. Evet arkadaşlar, burada API, controller ve ID bulunmakta default olarak.
Burada herhangi bir action parametresi olmadığı için biz search action'a yönlendirdiğimizde, yani HTTP verb'lerinin dışına çıktığımız için mapping işlemini yapamıyor. İstersek eğer biz buraya farklı bir mapping daha tanımlayabilirdik root tables üzerine, fakat zaten son metodumuz, hemen buraya geliyoruz. Bir adet de sana action gelecek diyoruz. Ve ID parametresini yine optional olarak bırakıyorum arkadaşlar. Şu an API'mizi ayağa kaldıralım ve tekrardan bir test edelim. Artık metodumuz ilgili search action'ına düşecektir ve büyük ihtimal sıkıntısız bir şekilde query string üzerinden de URI üzerinden, yani byte işlemine ilgili modeli byte ederek gerçekleştirecek. Tekrardan controller'ımıza geri dönelim arkadaşlar. Ups, bayağı bir sayfa açtık. Şunları kapatalım. Configuration Helper'ı da kapatalım. Kategoriyi de kapatalım. Product Controller'a şu anda ulaşabildik sonunda. Composer. Hiçbir şey değiştirmiyorum arkadaşlar. Tekrardan execute ediyorum. Şu anda da 405 aldık. Method not allowed. Evet. Şu an arkadaşlar geliyoruz ve method not allowed hatasını aldık. Yani HTTP get verb'ine ekliyorum ve senin bir HTTP get metotlarına allow olmanı istiyorum. Ve from URI üzerinden bind edeceğimiz için. Çünkü arkadaşlar klasik verb'lerin dışına çıktık. Burada farklı bir action yarattık ki bu action'ın nasıl byte olacak, yani nasıl allowed, yani nasıl izin verecek dışarıya, nasıl expose edeceğiz onu belirtmedik. O yüzden HTTP get verb'ünü, attribute'ünü kullanarak ben bunun bir get metodu olacağını söylüyorum. Tekrardan Composer'a geliyorum arkadaşlar, execute ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda controller'ımıza, yani action'ımıza düşmüş bulunmakta. Bir bakalım. Skip 0, take 1 olarak bind oldu arkadaşlar. Diğer property'lerimiz null durumda. Bir çalıştıralım bakalım. Öncelikle bu şekilde çalışıyor mu? Bir herhangi bir sıkıntı. Evet arkadaşlar, şu an bir sıkıntı almadık. Ve bir adet sadece ürün çekmesini söylemiştik. Ve o da gitti bize bir numaralı ID'ye sahip olan, yani iPhone ürününü çekti. Şimdi gelin aramamızı değiştirelim birazcık. Ben skip 0, take 1 olsun. Hatta evet, take 1 olsun. Bir de product name vardı yanılmıyorsam. Atıyorum burada Sony'yi silmiştik. Hemen bir check edelim tekrardan SQL üzerinden. Samsung var arkadaşlar product name'lerin arasında. Samsung diyorum. Ops. Execute ediyorum arkadaşlar. Şimdi parametremize bakalım nasıl bind olmuş. Evet, product name'imiz Samsung. Skip parametremiz 0 ve tag parametremiz 1 olarak gelmiş durumda. F5 basarak arkadaşlar ben kodumu çalıştırıyorum ve response'umuza hemen bir bakalım. Evet, Samsung ürünümüz şu anda contains olup gelmiş durumda arkadaşlar. Search metodumuzda da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor ve bir adet ürün almasını söylemiştik. Tek parametremizi bir geçmiştik ve sadece Samsung ürünü olduğu için ilgili contains de Samsung'u bize getirmiş durumda arkadaşlar. Şu anda hemen dilerseniz Trello'muza bir dönelim. Ürün fonksiyonlarının eklenmesi maddesini tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle bu maddeyi de hemen Dan'a taşıyoruz. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle.